Yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir şeftalili limonata tarifi paylaşmak istiyorum. Çok yakışıyor gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Üstüne üstlük çok az malzemeyle sadece 4 adet limon ve 2 adet şeftaliyle bir sürahi limonata elde ettim. Bu sıcak yaz ayları için dolabınızda mutlaka bulunması gereken bir içecek diyorum. Şimdi tarifimize geçiyoruz. Limonatamız için 4 adet limon kullanacağım. Güzelce sirkeli suda yıkayıp bekletmiştim. Şimdi şu dıştaki sarı kabukları rendeleyeceğim. Beyaz kısımlarını elinizden geldiğince rendelememeye çalışalım. Çünkü limonatamızın tadını biraz acılaştırabilir. Limonatamızı o yüzden elimizden geldiğince bu şekilde sarı yerlerini rendeliyorum. Evet, 4 tane limonumuzun kabuğunu rendeledim. Şimdi bu limon kabuklarının üzerine daha önceden yıkayıp ayıklamış olduğum nanelerim vardı. Şöyle yarım demet kadar da nane ilave ediyorum. Şimdi de üzerine yarım su bardağı kadar toz şeker ilave edeceğim. Şimdilik hepsini ilave etmiyorum. Daha sonra bütün malzemeleri ekledikten sonra şeker oranına kontrollü bir şekilde devam edeceğim. Çünkü çok aşırı tatlı olmasını istemiyorum. Ama siz eğer tatlı seviyorsanız bir su bardağını tamamen ilave edebilirsiniz. Bardağımın ölçüsü 200 mililitre. Şimdi güzelce ovacağım nane ile limon kabuğu rendelerimi. Gerçekten bu yöntemle harika oluyor. Yaz ayları için muhteşem bir içecek oluyor. Mutlaka deneyip yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi bu şekilde ovduktan sonra kenara alacağım ve rendelemiş olduğum limonların suyunu sıkacağım. Evet, limon suyum hazır. Şöyle az önce yapmış olduğum nane ve limon kabuğu ezmemi de içerisine katacağım. Evet, şimdi bu karışımımı kenara alıyorum. Ve sıra şeftalilerimde. Az önce kullandığım kabın aynısına şimdi şu şeftalilerimi rendeliyorum. İsteyen robottan da geçirebilir ama ben bir daha uğraşmak istemedim. Bu şekilde de aynı işi görecektir. Kabuk kısımlarını koymayacağım. Sadece iç kısmını şöyle rendeleyeceğim. Evet, rendelemiş olduğum şeftaliyi şöyle karıştırma kabıma aldım. Şimdi içerisine naneli limonlu suyumu da ilave ettim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Henüz daha normal su ilavesinde bulunmadım. Sadece limonlu suyumu ilave ettim.
biraz karıştıracağım. Çünkü tatlar, lezzetler birbirine geçsin istiyorum. Evet, şimdi bu karışımımızı süzeceğiz. Şöyle bir kavanoz alacağım ilk olarak. Şurada tülbentten geçireceğim. Fazla kaba posalarını attım. Şimdi son olarak da tülbentten geçirip suyunu tamamlayacağım ve içmeye hazır olacak. Evet, sürahimin üzerine şöyle mutfakta kullandığım temiz bir tülbentim vardı. Onu yerleştiriyorum. Pratik olması için de şu şekilde bir maydanoz lastiği vardı evde. Onunla sağlamlaştırdım. Şimdi kavanozumdaki karışımı ilave ediyorum. Hepsini bu şekilde süzeceğim. Şimdi son olarak içerisine buzlarımı da ilave ettim. Gerçekten muhteşem bir içecek. Ayrıca yarım su bardağı toz şeker yeterli geldi. Kalan şekeri ilave etmedim. Şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Zaten tam doldurmamıştım bardağımı. Şeftaliler de tatlı olduğu için şeker oranı gayet güzel. Ama siz dediğim gibi daha tatlı seviyorsanız biraz tam ölçüde kullanabilirsiniz. Bu arada uzun bir süredir cam pipet kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Hem temizliği kolay hem de doğa açısından çok büyük bir adım. Mutlaka cam pipet kullanalım. Evet, bugünlük tarifim buraya kadar. Beni seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.